Şimdi Bu anlamışsınızdır. Sağdaki genç olan kişi Ekşioğlu, Cihan Ekşioğlu. Birçok kişide resmi var. Son zamanlarda adı acayip yerlerde geçiyor. Acayip şekillerde geçiyor. Kim bu? Bakın bu da bakanlarla, bu genç adam Süleyman Soylu'yla, Binali Yıldırım'la, Murat Kurum'la daha kimlerle kimlerle fotoğrafları var. Şimdi bazı şeyleri anlatmak isterim. Kim bu? Bu adam nereden türedi? Şimdi Cihan Ekşioğlu başta Mite yakın olan birisi. Daha sonra Süleyman Saylı soylu tarafından korunan birisi. Daha sonra silahlı kuvvetlere yakın olan birisi. Zaten silah ticareti yapan ha, birisi. Evet, öyle bir şeyler yapıyor. Ee, MİT'e elektronik silah satan. Ee... MİT'le ciddi ilişkileri olan, daha sonra MİT bazı gerçekleri gördükten sonra uzaklaştırdığı bir kişi. Ben bunları bilgi olarak genel olarak vermek isterim. Ee, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın mücrim dediği, günahkar dediği, suçlu dediği bir dosya hazırladığı ama bu dosya soruşturmaya dönüşmeden görevden alındığı ortada. Hatta Mustafa Çalışkan görevden alındıktan sonra bu kişinin Bodrum'da deve keserek kutlamalar yaptığını, partiler yaptığını herkes biliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden koruma istedikleri zaman korumayı vermiyor. Süleyman Soylu bu kişiye Ankara'da koruma veriyor. Bakın bu kadar net. Ee, ne Memişoğlu? Mustafa Memişoğlu olacak herhalde. Bakacağım. Zendim. Kadıköy eski emniyet müdürü bir anlamda koruma gibi peşinde gezen kişi. Bir bilgi daha vereyim. Çeçenistan'a silah satan, çok ciddi ilişkili olan birisi. En kötüsü son model zırhlı Mercedes'i, önde arkada koruma ordusu ve ee, Bodrum'daki o meşhur otelde kaldığı zaman polis helikopteri tarafından korunan bir kişi. Hatta Paramount Otel'in ilk sahibinin kızı iddia etti, Tabii ki. otele tankla girmiş. Tankla Bilmiyorum girmiyor artık. Abartı o da mı tankla girmiyor ama, ama neyle giriyor? Ağır bir büyük askeri araçla giriyor, ha. tank olarak o kadıncağız algılıyor çünkü Bodrum'daki durumundaki birlikte tank yok. Ama oradaki en büyük büyük o siyah Hı. askeri araçlar olur ya, zırhlı Kirpi giriyor. Mirpi mirpi denilen evet öyle bir evet, şeyler. Onunla he? giriyor. Hı. Bir anlamda burayı el koyuyorlar. Sezgin Baran korkmaz da bu işin içerisinde. Daha sonra aracıdan ona devrediyorlar. Ee, ve bu otelde birçok ünlü bu adam ağırlıyor. Bir lafınızı keseceğim şimdi bir çok Üç önemli ünlü. bir şey söylediniz. Üç evet. Ee, dediniz ki e, bu o, bir takım ele elektronik silahlar sattığından söz etti. Evet. Şimdi bakın İşi ben bu. çok bilmezdim ee, araştırdım hakikaten doğru. Ee, Sedat Peker'in tweetleriyle ile öğrendik diyor ki. E, Süslü sülünün diyor, Sedat Peker, bu da iyi değil arkadaşlar şimdi, bu değil daha. Gizli kasalarından biri diyor Cihan Ekşioğlu için, İsrail'lerden 3 milyon dolara aldığın sosyal platformların çözümlemelerini yapan cihazı, Türk devletine 50 milyon dolara nasıl sattığını ortaya çıkacak diyor. Bir cihaz almış 3 milyon dolara, bunu 50 milyon dolara satmış. Çünkü bu işleri yapıyor. Askeri malzemeler satıyor vesaire. Şimdi bunun e, ne demek dedim ben sosyal platformun çözümlemeleri. Neymiş biliyor musunuz? Şimdi bunu istihbarat teşkilatları kullanıyorlar. Bayağı büyük ve uzmanlık gerektiren bir şey bu cihaz. E, bununla... Twitter'da, Instagram'da, işte sosyal medyanın her alanda hatta bir rivayete göre WhatsApp'ta kim kimle konuşuyor, kim kimle irtibat halinde, en çok hangi konudan bahsediyorlar, en çok kimin ismi geçiyor? Şimdi bu işe yarıyormuş biliyor musun? Hemen bir bilgi daha vereyim. Emniyet İstihbarat Daire Başkanı 2020'de bu Paramat otelde kalıyor, tatil yapıyor zaten. Adamın ilişkisini anlayın Bakın, Emniyet Abi. istihbarat Daire Başkanı kalıyor. Niye diyorum? Susurluk, yeni susurluk. Paramant Otel. Kalan insanlar, bineli Yıldırım'dan tutun, Savunma Sanayi Müsteşarı'ndan tutun, ee, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'na kadar burada kalıyor. Peki en önemlisi? Buradan Soylu'ya soruyorum. Sen Cihan Ekşioğlu'nun pasaportunu iptal ettin mi? Çıkamıyor şu anda yurt dışına. Peki Cihan Ekşioğlu nerede? Cihan Ekşioğlu Nerede? Net bir soru. Nasıl yani? Şimdi Adil Öksüz'den sonra Rıza Zarrab'dan sonra Sezgin Baran Korkmaz'dan sonra Cihan Ekşi oldu. Nerede diyorum ben? Net bir bu soru, soru soruyorum. Değil mi? Şimdi bu adamın pasaport iptal edilmişse Pasaport iptal mi? edilmişse iddia bu. Bunu mahkeme mi? Yurt dışına çıkış yasağı koydu bir soruşturma mı var? Yoksa İçişleri Bakanı biliyorsunuz yeni moda sizin, bizim, Serhat Peker'in avukatlarının pasaportunu birden iptal edebiliyor. O birim çünkü İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Eğer Süleyman Soylu açıklasın bunu. Buradan soruyorum. Cihan Ekşioğlu'nun pasaportunu iptal etti mi? Bu bir. Ettiyse neden etti? Üçüncü sorum. Bu çıkış yasağını bir soruşturmayla bu iddialardan dolayı yargı yapması gerekmiyor muydu? En önemlisi de şu anda bu kişi nerede? Şimdi bu çok tuhaf bir soru yani de, öyle de bir sıraladınız ki Rıza Zarraf, işte e, Adil Öksüz. Adil Öksüz zaten orası enteresan. bir bir Bakın bunlar yalnız bakın Adil Öksüz, Rıza Zarraf ve Sezgin Baran Korkmaz Adil Öksüz, bu devletin e, ayıbıdır. Hatırlamayanlar olabilir. Adil Öksüz e, 15 Temmuz'un ertesi günü e, bu e, kazan yakınlarında e, yakalanmıştı. E, savcılığa gitti. Savcılıktan sonra da resmen elini kolunu sallayarak ayrıldı. tam kilit adamı, başındaki adam Adile Özküsüz, FETÖ'nün ve 15 Temmuz darbe girişiminin birdenbire kendisini buharlaşmış olarak göremedik. İki, ve Soylu'ya bir soru da Mustafa Çalışkan'ın Cihan Ekşioğlu hakkında hazırladığı dosyadan bilgisi var mı? O dosya nerede? O dosyayı hangi savcıyla yürüttü? O soruşturma ne oldu? Mustafa Çalışkan neden görevden alındı? İstanbul Emniyet Müdürü eski. Bakın bunlar çok önemli sorular. Cihan Ekşioğlu İstanbul'da mı? Türkiye'de mi? Yoksa eşinin memleketi beyaz Rusya'da mı? Bunun hepsini bilmemiz bol, lazım. bu arada evet ee, Cihan Ekşioğlu'nun eşi beyaz Rusya vatandaşı. Nerede kişi. bilmemiz lazım? Peterina. Ama Cihan Ekşioğlu da Türkiye'de değilse o da bir şekilde kaçırılmışsa sözü bitti yani. Ben e, Cihan Ekşioğlu gerçekten de çok uzun zamandır e, habercilerin radarında ve fakat kendi ağzından şimdi siz söyleyince anladım ki tek kelime duymadık açıklama. Gerçi hiçbirinden duymuyoruz o da ayrı ama. Şimdi bakın bir adam düşünün Yargıtay Başkanı'ndan Ordu Valisi'nden e, Teknoloji Bakanı'ndan Süleyman Soylu, e, Binali Murat Yıldırım Murat Kurum'dan dini, resimleri var. Ciddi bir devlet. Askerle MİT'le emniyetle ilişkisi olan tek adam bence şu an. Bunlar tarafından dönem dönem korunan bir adam. Ankara tarafından koruma verilen bir adam. İstanbul Emniyet Müdürü'nü bir anlamda görevden aldıracak kadar tartışma yaratacak bir adam. Çok ciddi bu otelle ilgili sıkıntıları, iddiaları olan bir adam. Bir gasp iddiası var. Bakın bir gasp iddiası var. Katalog suçta tutuklamayı gerektirir bu suç. Ama biz bu adamı göremiyoruz. Şimdi Sedat Peker'in iddiası şu. Diyor ki... ...Bişişleri e, Bakanı için... ...sana o kadar değer veriyor ki... ...herkese bir tane koruma verirken... ...sana ekip koruması verdi. E, ama senin patlayacağını anlayınca... ...yani ben seni... ...gündeme getireceğimi ima ettim. Bunun üzerine... ...korktu demiyor da... ...bunu ima ediyor... Koruma kararını ve araç tahsisini 15 gün önce iptal etti diyor. Efendim eksik. Ve kaçma diye de pasaportunu da iptal etti eksik. diyor. Eksik. Eksik. Ne Bak aynı şey eksik. İlk olarak İstanbul Emniyetinden koruma istiyor. Dönemin emniyet müdürü Mustafa Çalışkan vermiyor. Mücrim bir adam diyor. Suçlu bir adam diyor. Günahkar bir adam diyor. Bir Kim dosyası var diye? diyor. Mustafa Çalışkan dönemin emniyet, emniyet müdürü. müdürü diyor bunu. Bunun üzerine Ankara'dan soylu bu kişiye koruma veriyor. Ve bu dosya... Kayboluyor çünkü emniyet müdürü görevden alınıyor. Şimdi ben soruyorum bu dosya neydi? Bu dosya nerede? Hangi savcıyla yürütüldü? Çünkü bunun bir gizli de olsa soruşturma numarası vardır. Ve finaldeki sorum şu. Ey devlet, ey yargı, ey İçişleri Bakanı bu adam nerede? Nerede? Eğer hele e, denildiği gibi pasaportu iptal edildiyse, Valla e, gerçekten e, cevaplanması gereken Şimdi, bir soru da Allah aşkınıza bakın, kim cevaplayacak bunu? kritik olayları iyi değerlendirmemiz lazım. Sezgin Baran Korkmaz'ın bu olayı çıktığı anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı başlatır. Amerika'daki iddialar geldiğinde mal varlığına tedbir konulur. Yurt dışına çıkış yasağı konulur. 5 Kasım'da Masak der ki, ben bir rapor hazırlıyorum, uzman kişilere verdim, bekleyin. Hasan Yılmaz, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili. Bu raporu, yani bu görüşü alır, Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurur. Rapor yokken bakın, Masak'ın Masak bir raporu, raporu yokken, yokken evet. 6 6 Kasım'da bu adamın mal varlığına tedbir kalkar. Yine İrfan Fidan, dönemin Cumhuriyet Başsavcısı ne yapar? yurt dışına çıkış yasağını kaldırtır. Sonra 20 Ocak'ta Masak raporu gelir. Masak, Kaçtıktan nice sonra. Peki Masak ne der? Çok kısa bir şey söyleyeyim. Sahte belge düzenleme, nitekli dolandırıcılık ve kara para suçunun işlendiği tespit edilmiş olup Amerika'daki 34 milyon değil toplamda 310 milyon dolar kara para işine Sezgin Baran Korkmaz girmiştir der. 91 sayfa. Şimdi, Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Özür diliyorum. Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı diyor ya adalet. Ama bir dakika çok yayılıyor, dağılıyor. Ben size bir şey soracağım. Devam edin. Yani e, adaletin Neyin babası ya? diyor. o kadar uzun var evet, ki. Ama bakın e, e, biz gazeteciler bazı şeyleri çok yakından izlediğimiz için hakimiz belki ama bizi izleyenler bilmiyor. Habire Mustafa Çalışkan adı geçiyor ya. Az önce söylediniz. İstanbul Emniyet Müdürü'ydü kendileri. Eski. Şimdi nerede bu e, Mustafa Çalışkan? Emniyet Genel Müdür Yardımcısı. Evet. Ankara'da Süleyman Soylu'nun en gözde ekibinden biri olması gerekir. E, dedi ki e, Mustafa Çalışkan bu Peker'in açıklamalarından sonra bunlar dedi toplumu rahatsız ediyor dedi. Bayağı yekten karşı çıktı. Sonra ne oldu? Yok. Birileri hatta sordu dedi ki ya dedi e, belki de siz sordunuz hatırlamıyorum ama Süleyman Soylu kendisine bu kadar açıktan tavır almış bir ismi sonra değil mi? Şimdi bunu hatırlatın bakın. E detaylar çok önemli ama geriye çekip baktığınızda şunu görüyorsunuz. İnanılmaz şekilde hakkında iddialar olan bir İçişleri Bakanı ve hala koltuğunda. Hala koltuğunda. Yani işte Mustafa Çalışkan'ı görevden alamıyor. Ve susuyor. Bir şey söyleyeyim. Mustafa Çalışkan 2017'den beri Cihan Ekşioğlu tutuklanmalıdır diyor. Dosya hazırlıyor ve adamı oradan alıyorlar. Dosyası sümen altı yapılıyor. Ve şu konudaki iki şey söylemek istiyorum. Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına kaçırmasına sebep olan İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi üyesi oluyor. Yanında beyefendinin. Diğeri Hasan Yılmaz Adalet Bakan Yardımcısı şu an. Biz neyi konuşuyoruz? Hakikaten biz neyi Biz konuşuyoruz? neyi konuşuyoruz? Masak raporu burada. 91 sayfa. Maliye Bakanlığı'nın bağlı uzman insanlarca hazırlanmış. Eksiği de olabilir ama güzel bir rapor. Bir emek var. Hırsızlık, yolsuzluk hepsi. Ama? Sezgin Baran Korkmaz nerede? Avusturya'da. Şimdi biz onu istiyormuşuz Avusturya'dan. Hadi canım sen de. Elindeki kuşu sen teslim etmişsin. Hadi canım elindeki adama teslim etmişsin. Şimdi Amerika'ya mı verecekmiş Avusturya, Türkiye'ye mi? Avusturya yargısı başta şuna bakar. Amerika mahkemesi mi bu adamla ilgili ciddi bir yargılama yapmış, Türk mahkemesi mi? Ben size soruyorum. Hangi mahkeme ciddi bir yargılama yapmış?